Bezmi Alem Camii ile ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Cami ile alakalı oraya giren göstericilerle ilgili herkes bir şey söyledi. Ama ben gönlüm isterdi ki ayakkabılarıyla oraya giren, orada camilerin adabına, edebine aykırı bir şekilde bulunan, oraları tahrip eden, bira kutuları, sigara izmaritleri oralarda oraya koyan, yapan ve orada sarhoş dolaşan sayın milletvekilleri, ve orada birbirlerini kadınla erkekli sayın milletvekilleri, ne yapıyorsunuz siz de, lütfen? Bu bir saygısızlıktır. Bu sayın bir grup başkan vekili. Bu camiye, mabede, bu milletin değerlerine saygısızlıktır diye bir cümle beklerdim. Ama kimse böyle bir cümle kurmadı. Bu memlekette camiler hiçbir zaman böylesi bir saygısızlığa, böylesi bir kabalığa muhatap olmamıştır. Dini değerlerimiz, manevi değerlerimiz böylesine ayak altına alınmamıştır. Raporlar burada. Herkes raporları okusun. Ne var ne yok. Onu herkes yakından görsün. Değerli kardeşlerim, TİKA büyük yardımlar yapıyor. Büyük hizmetler ortaya koydu. 2002 yılında TİKA 85 milyon dolar kalkınma yardımı yaparken 2012 yılında 2 milyar 533 milyon dolar kalkınma yardımı yaptı. Sivil toplum ve şirketlerin, diğer grupların yaptığı yardımları da ilave ettiğiniz zaman Türkiye 3 milyar 436 milyon ABD doları kalkınma yardımı yaptı ve 7% olan milenyum hedefine ülkemizin durumu 6%'dan 3,2%'ye yükseldi. 2012 yılında OECD DAK'a göre DAK'a gönderilen veriler adımlar attık. Bakın, Orta Asya ile ilgili ticaret hacmimiz de bu nedenle çok arttı. 2002'de 630 milyon dolar olan ihracat 2012'de 6,1 milyar dolar oldu. Eğer biz yok saysaydık bu noktalara gelebilir miydik? Türkiye her yerde var. Urumçi'ye ilk giden başbakan Sayın Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Teşekkür ederiz. Sayın Bakan, çok teşekkür ederiz. Buyurun Sayın İnce. Başkan, Sayın Bakan konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin camiye adaba uymayan şekilde girenleri desteklediğini, bu konuda yanlış yaptığını söyledi. İzin verirseniz bir kısa değerlendirme. Destekledi demedi ama buyurun, sataşmadan size söz vereyim. 2 dakika. Burada uygulama böyle Sayın Bakan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii ki camiler hepimiz için kutsaldır. Allah'ın evidir. Buraya girmenin bir kuralı vardır. Bir, o kuralların haricinde buraya girilmez. Fakat insanlar can havliyle dışarıda gaz bombaları atılırken, tomalar varken, su püskürtülürken, insanlar kadınlı erkekli, başları açık kapalı, kıyafeti uygun olmayabilir ama dışarıda bir felaket var. Zorunlu hallerde insanlar buraya sığınmış. Zorunlu hallerde buraya bir Müslüman da sığınabilir, bir Hristiyan da sığınabilir, bir Musevi de sığınabilir, kıyafeti uygun olmayan birisi de sığınabilir, ayakkabıyla da sığınabilir. Ben bunda hiçbir mahsur görmüyorum. Çünkü bu bilinçli, herhangi bir eğlenceden dönüşte yapılmış bir şey değil. Bir zorunlu halde yapılmış bir şey. Bir, bunun böyle bilinmesi lazım. İkincisi, burada sıcak siyasetin konusu yapmayalım bunu. Yapmayalım. Bakın, camide bira içtiler. Cuma günü görüntüleri yayınlayacağız dendi. 27 cuma geçti, hala görüntü yok ortada. 4-7 ay geçti, 2 mevsim geçti, 27 cuma geçti, bunlar yok. Siz bu ülkenin gençlerini, can havliyle camiye sığınmış gençlerinin, ben de ayakkabıyla girilmesini tasvip etmem tabii ki. Kimse tasvip etmez. Zorunlu hallerde buraya sığınmış gençleri eleştiriyorsunuz ama İncirlik'teki, Irak'taki
Amerikan askerlerini, Hristiyan askerlerinin camilerde tostolla girmesini, silahlarla girmesini, orada lay lay lom yapmasını eleştiremiyorsunuz. Ben bunları eleştiriyorum esas, bunları. Teşekkür ederim Sayın İnce. O çocukların ayakkabıyla girmesi. Teşekkür ederim Sayın İnce. Sayın Önder buyurun. Sayın Bakan. Önce insan diyor, insan diyor. Arkadaşlar, sayın milletvekilleri, izin verin işlemimi yapayım burada. Buyurun. Sayın Bakan bir konuyu yanlış aksettirdi. Bir bilgilendirme yapmak istiyorum, düzeltmek istiyorum. Nedir yanlış aksettirdiği bilgi? O da şu. Gezi olayları sırasında AK Partili bir gazeteci cami imamıyla müezziniyle yaptığı röportajda ortaya çıkardı. Bu bir. Kendilerinin de çok yakinen tanıdığı ve arkadaşları olan bir şahıs bunu ortaya çıkardı. Şimdi yine İslami referanslarından şüphe duyulmayacak insanlar bunun bir düzmece olduğunu söylüyorlar. Bu artık fazlaca inandırıcılığını yitirmiş bir kara propagandaya dönüştü. Sayın Bakan'ın bundan kaçınmasını dilerim. Ama hazır Diyanet konuşuluyorken camiye hiçbir can korkusu olmadan, hiçbir gaz baskısı olmadan, bir kıyamet şartları gerçekleşmeden camiye yönelmiş büyük bir saygısızlık var. Ankara'da 50. yıl Sokollu Mehmet Paşa